Sor. Nusret, kıskanmayan erkek hakkında ne düşünüyorsun? Kıskanmayan erkek pembe tişört giysin abi. Bence de Nusret. Bence de pembe giysin yani. Kıskanmayan erkek mi olur? Erkek dediğin masaya yumruğunu basacak. Onu giymeyeceksin diye. Bununla konuşmayacaksın diye. Bunu yapmayan erkek bilemiyorum yani. Seven her erkek kıskanır. O yüzden yok ben kıskanmıyorum aşkım istediğini yap falan filan. Olmamıştır o. Bırak. Abartıya gerek yok ama tamam mı? Abi headline'in ismini İbne veya Gevşek diye değiştirebiliriz. O ne lan kıskanmayan erkek? Gevşek misin oğlum sen? Kıskanmayan ne demek? Güven ayrı bir şey. Yok ben güveniyorum kıskanmam. Sikerler o aya. Geç. Ya aşkım ya. Ya bak ya, sana. Ya. Arkadaşım ya canım ya taşındım ya, siz. Ya bebeğim ya canım. Bak hiç kıskanmaz ya. Kıskanmaz çünkü Efe ya, benim. Kıskanmayan erkek. Kıskanmayan erkek bence yoktur. Çoğu erkekler kıskandığını göstermez. Gösteremezler bilmiyorum neden ama gösteremiyorlar. Varsa da o da o kızı sevmiyordur veya o kız onun umurunda değildir. Bu kadar yok. Ya işte ben seni sağladım kıskanmıyorum. Ayaklarına yatıyordum. Ya zaten o kendi içinde köpürüyordur böyle. Ya da sizi sevmiyordur. Özür dilerim. Ama öyle. Yani en azından ben karşılaşmadım. Neyse öpüyorum. Kıskanmayan erkek benim gözümde yeri asla dolmayacak bir dost. Kanka, en tatlış kardeş gibi. Yani diyorum ki kıskanmayan erkek sevmiyordur. Bence kıskanç olmasın. Ama gavat da olmaz. Yani orta yolu bil. Böyle bakkala giderken bile benden izin alacaksın triplerine girmesin. Bu tribe illaki giriyorsa kendi de aynı şeyi yapsın. Yok. Kılıbık erkek candır can. Sevelim onları koruyalım. İnsanımızda her zaman sorunu karşı tarafta algılama psikolojisi var. Ben erkek arkadaşım kıskanç mı diyeyim anlamıyorum. Çünkü onun rahatsız olacağı, onu kıskanabileceği şeyleri yapmıyorum. Bu ilişkiye saygımdan. Godoş. Godoş diyoruz biz ona. Bu headline'ın altındaki çoğu postta kızlarımızın deli gibi kıskanılmak istediğini gördüm. Hani ne bileyim ne yapsın? Kıskansın, bağırsın, dövsün mü? Ne istiyorsunuz? Neden bir mal gibi sahiplenilmek istiyorsunuz? Ah şu kadınlar çok güzeller. Kıskanmayan erkek ayna karşısında elinde saç fırçasıyla Nil Kara İbrahim gibi şarkısı dinleyip dans eden erkektir. Kıskanmayan erkek özgüveni had safhada olan erkektir. Her kızın hoşuna gitmeyebilir tabii bu durum. Bana göre güzel ama bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani yok. Şahsen ben kıskanmayan erkekten korkarım. Nokta. Kıskanmayan erkek çok affedersiniz Mertler'de vurduruyordur falan. Haddimize bir parça bile düşmeyen en fazla şey şu. Severim ya da sevmem. Bu kadar bu. Olay. Demek kıskanmayan erkek. Bence onlar böyle alınlarına koskocaman gavat yazdırsınlar. Evet gavat. Sonra onları erkek diye taşıyan kızlarla böyle tur atsınlar sokakta. Bence süper fikir. Yani ben olsam öyle yaparım. Kıskanmayan erkek bilimsel olarak kanıtlanmış bir gavattır. Daha az sevmektedir. Sahip çıkma duygusu yoktur. Onlara lütfen fazla değer vermeyin. Kıskanmıyorsa demek sevmiyordur. Başka bir açıklaması yok. Ya da gaydir. Gay olduğunu belli etmemek seninle çıkıyordu. Sevgili nasıl kıskanılmaz? Hele bir de erkek olacak. Şimdi kıskanmayan erkek, hani ne tür bir kıskanmayan erkek? Kıskanıp belli etmeyen erkek olabilir. Ya da ciddi ciddi hiç umurunda değilseniz, harbiden sizi sevmiyordur yani net. Hani rahatım ayaklarını kesin bırakın. Kıskanmayan erkek mi? Erkek mi? Pardon, erkek demişim. İstersen ojelerimi seninle paylaşabilirim. Kıskanmayan erkek bacımızdır. Kıskanmayan erkek babasının prensesidir. Bu tarz erkekler tavşan kulaklı telefon kapları kullanır, sevgilisine trip atar. Ayrıca özel günlerinde çok hırçın olur. Gel gelelim ki kıskanılmayı hak eden kişi vardır, hak etmeyen kişi vardır. Erkek dediğin kıskanmaz mı lan? Benim burnumdan dumanlar çıkıyor kıskandığımda. Kıskanmayan erkek sadece fuck buddy takılıyordur. Çok itici buluyorum. Kıskanmayan erkek olmasın ya. Ben kıskanmayan biriyle yapamam mesela. Böyle bokunu çıkaran biriyle de yapamam. Yani dozunu bildikten sonra çok tatlı bir şey. Kıskançlık. Ne bileyim kıskanmayan erkek bana bir tuhaf geliyor. Olmamış gibi o yani. Kıskanmayan erkek mi? Godoş, gavat. Godoş, gavat. Godoş, gavat. Godoş, gavat. Bugün hazır makyaj yapmışken.
tüm headline'lara post atayım diyorum. Bence bir erkek aşırı kıskanç da olmamalı, hiç kıskanmayan bir erkek de olmamalı. Birisi çok baskıya giriyor, biri godoşluğa. Kıskanmayan erkek varsa getirsin, bölüşelim. Ya her erkek kıskanır. Ama bazıları abartı derecede kıskanır. Ya bu kadının da güvenmeyen erkek de olur. Ama bir de şöyle bir şey. Ya bir erkek kıskanıyorsa az buçuk. Ama bunu belli etmeye gerek duymuyorsun. Kadını kendine olan güveni sağlamıştır abi. Ve böyle bir şey söz konusuysa burada kolay kıskanmayan erkek değil, kendine güvendiren kadındır. O kadar. Gavattır. Ya bir ne tek giy. Götünü başını aç gez yani aşkım. Benim için hiç sorun değil böyle şeyler biliyorsun. Ya beyefendi neden bakıyorsun benim kız arkadaşıma? Ha yok, neyi fark ettim? Merak ettim çünkü. Güzel şeyler gördüysen hani ben de oralara bakayım. Görüşürüz. Neyi kıskanmıyor? Eğer erkek arkadaşların dışarı çıkıp gezmeni, giyimini, kuşamını, çevreni, vakit geçirdiğin insanları kıskanmıyorsa ya da dozunda kıskanıyorsa eyvallah. Benim John. Öteki türlü yapamaz, edemez, konuşamaz, gidemez. Ay götüm. Ne oldun ki lan sen? Bence gayet sinir bozucu. Yani tamam böyle kısıtlama boyutunda falan değil de seven insan biraz kıskanacak ya. Oh! Ay ne bir şeyler oldu bana şu an. Ben yalnızım, yalnızım. Ağlatıyorsunuz beni burada. Godoştu. Kıskanmayan erkek mi olur? Ona var ya bir bok olmaz. Bir kere beni kıskanması lazım. Bana ben olduğumu hatırlatması lazım. Yoksa ben ne anladım ondan? Beni arkadaşlarım daha çok kıskanır yani büyük ihtimal. Değil mi? Biz kadınlara hiçbir şekilde yaranamazsınız. Kıskansanız ayrı bir dert. Kıskanmasanız ayrı bir dert. Kıskansanız bunaltıcı. Kıskanmasanız sevmiyorsunuz. Yani bizim ırk ne emmeye ne gömmeye geliyor. Başka erkeklerden kıskanma olayını konuşmuyorum bile. Kıskanmaması bana güvenini gösterir ve ilkel olmadığını gösterir. Ama kıyafet konusunda kıskanmamaya gelirse de yine benim tahlil duyguma güveniyordur. Nerede ne giyeceğimi, iyi tahlil edebileceğimi biliyordur. Ve bana olan saygısını ortaya koymaktan başka hiçbir şey yapmaz. Abi bak şimdi, kız ilgi istiyor. Bu ilgiyi almanın bir yolu da kıskandırma olayı. Kafasında planı kurar. Belki Can'la ben bu akşam dışarı çıkıyorum. Bitti. Sen kıskan, ilgiyi gör. Ah beni seviyor. Kıskanmayan erkekler var. Onlar için ne yapıyorlar? Dedikoduya bak. Kıskanmayan erkek babet giyiyor, tanga giyiyor. Bak. Dizide oyuna çekmeye çalışıyorlar. Bak. Sen. Eğer insan seviyorsa kız erkek fark etmez, kıskançlık oluyor. Hani insanın doğasında olan bir şey bu. Hani senin sevdiğin kıza başka erkek yavşı, sen böyle mi duracaksın? Hiç kıskanmıyorum ki. Öpsene. Öyle olmayacak. Ama aşırı da kıskanmayacaksın. Şirin kıskan abi. Şirin ol yani. Aşırı kıskanan erkek nasıl büyük bir sorunsa bence hiç kıskanmayan bir erkek de büyük bir sorun. Yani kıskanmıyorsa ya sevmiyordur, ya kendine çok fazla güveniyordur, ya da sen çok çirkinsin. Hani başkasına bakabileceğini düşünmüyordur. O ne lan öyle? Ya kıskanman gerek ya mecbur. Kıskanacağım. O güven eksikliği falan değil. Kıskanman lazım. Kıskanmayan erkek nasıl bir şey oluyor ya? Komik ya. Bu neyin gevşekliği, bu neyin genişliği, bu neyin rahat. Tabii çok da yarını kaçırmamalı, o zaman baskı sıkıyor vesaire vesaire. Çok da rahat olursa gevşek, sevmiyorum falan. Ortası bir şey iyi ya. Sevdiğini belli edin. Sevmiyordur. En azından bir minimum kıskanması lazım. Hayır, böyle erkek yok. Ya ben çok kıskanç sevmem. Ama hiç kıskanmıyorsa da, hiçbir şey de umurunda değilse, büyük ihtimalle sevmiyordur. Ama seviyorsa ve kıskanmıyorsa, toplasın eşyaları annesinin evine gitsin derim. Kıskanmayan erkek dünya ahiret bacımdır. Arkadaşlar ben seven insan kıskanır diyorum. Kıskanmayan erkeğe ben erkek demem. İnsan sevdiğini kıskanmalı. Kıskanmayan erkek yok. Bence yoktur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sonuçta çoğunluk kıskanır. Bana olur demeyin. Benim tavşanım da et yiyordu. Ama bütün biyoloji kitaplarında tavşan otçuldur yazıyor. Bunu ne yapacağız? O yüzden kıskanmayan erkek yok. O kadar. Kıskanmayan erkek olabilir mi ya? Noşike yapan Fenerbahçe gibi. Bir şey söyleyeyim, o kesin ağda da yapıyordur ha. Kıskanmayan erkek. Erkek. O sonundaki erkek. Aa. Olmamış oraya ya. Yok. Olmamış oraya. Kıskanmayan erkek gitsin, nasıl eyeliner çekileceğini öğrensin. Böyle kuyruklu hem de. En temiz o. Konsilyez basursun. Aynen, önemli o. Evet. Net erkek değildir o. Koşarak kaç. Koş. Sorun bakalım ona iyi geceler mesajı atan başka bir erkek var mıymış? Başka açıklaması olmamalı çünkü. Are you Godoş? Bu ne sesi ya, neyse. Hiç mi kıskanmıyor? Hani böyle en yakın erkek arkadaşımı da mı kıskanmıyor? Böyle götümde etek giyince de mi kıskanmıyor?
eski sevgilimi de mi kıskanmıyor? Online olmamı da mı kıskanmıyor? Koparsın çükünü atsın. Aşkım beni bir adam takip etti. Çak kalktım. Öyle yani. Yani. Bana ne kızım? Takip etsin yani. Takip edin, takip ederim cevabında yani. Gibi mi oluyor bu yani? Başka bir açıklaması yok. Yani modernleşme adı altında pezevenkleşmenin lüzumu yok. Biraz sahiplen. Kıskançlık bence bir huydur ya. Herkes olacak diye bir şey yok. Kendi adıma konuşacak olursak aşırı. Kıskanmayan erkek diye bir şey yok. Kıskanmayana erkek demem. O ne? Çikolatasız waffle. Yağsız kebap, hatta etsiz kebap, limonsuz balık gibi bir şey mi acaba? Bilmem. Garip. Olamaz yani. Kıskançlık iyi. Şimdi kadınların genel bir bakış açısı var. Eğer bir erkek kıskanmıyorsa seni sevmiyordur. Yani tam olarak öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de benim birlikte olduğum erkeğin en azından hani hafiften bir kıskanması gerekiyor. Abartarak değil ama hani abartması iğrenç olur ama. Ya yalancı ya da geniş. Ya bir erkek nasıl sevdiği kadını kıskanmaz benim aklım almıyor. Ya kabul edemiyorum böyle bir şeyi. İmkansız.